yaylar ve yükseleni yay olanlar. 9-15 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet dolunay haftasındayız. Oldukça yoğun enerjiler var. Hafta başında ay ikizlerde olacak, büyüyen ay fazında. İlişkilerinize daha fazla odaklanmanız mümkün veya ilişkilerle ilgili beklentileriniz artabilir. Eşiniz veya partnerinizin isteklerine de biraz uyum göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bu iki gün işbirliklerinden yana biraz daha toleranslı olmalısınız. Çarşambadan itibaren ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Perşembe öğleden sonraki saatlerde ise 14.34'te Yengeç Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 8. evinizde meydana geleceği için biraz böyle beklenmeyen sürpriz durumlar da ortaya çıkarabilir. Özellikle finansal konular mercek altında. Burada bir aydınlanma olabilir, bir farkındalık olabilir. Fark etmediğiniz, bilmediğiniz bir miras gibi, bir vergi gibi bir konu ortaya çıkabilir. Örneğin ani bir durum olabilir. Ya da bir süredir üzerinde uğraştığınız bir kredi almak olabilir. Bir iş ortaklığı olabilir, finansal bir paylaşım olabilir. Bununla ilgili bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Yani bir sonuçlanma ve dönüşüm enerjisi var finansal konularla ilgili. Eşinizin maddi kaynakları, eşinizin parasıyla ilgili konulara da dikkat edin. Bunun yanı sıra sağlık gibi konular, belki bazı sağlıkla bağlantılı bir operasyon gündeme gelebilir. Özellikle diş ve dişlerle bağlantılı konulara, eklemler, kemiklerle alakalı konulara da dolunay haftasında özellikle dikkat etmekte fayda var. Ayın üzerimizdeki çekim gücü fazla olduğu için ruhsal ve bedensel daha hassas olabiliyoruz. Bu da bazı rahatsızlıkları çok fazla ortaya çıkarabiliyor dolunay dönemlerinde. Evet, bu hafta Merkür düzeliyor artık, ileri harekete dönecek. Ayın 12'sine kadar Yay burcunda, burcunuzda ileri harekette olacak. 12'sinden sonra da Oğlak burcunda ileri harekete dönüyor. Tabii ki bu özellikle geçtiğimiz ay sizi zorlayan, kısıtlayan koşulların biraz daha rahatlamasını sağlayacaktır. En azından artık çevrenizdeki kişilerle daha rahat iletişim kurabilir, derdinizi anlatabilirsiniz. Ve ertelediğiniz bazı alışverişler varsa, sözleşmeler varsa bunları da daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.